Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda e, sizin gördüğünüz duvar kağıdının olduğu duvarın tam karşısındayım arkadaşlar. Hatırlayanlar bilir bu tabloyu. Hatırlamayanlar da yeni görmüş olsun. E, bu arada burada da e, şeyimiz var. Dikkatlice bakarsanız arkadaşlar. Fenerbahçe Ankara gücü hashtag'i var. Ee, bilmem anlatabildim mi? <laughs> neyse biz konuşmalarımızı yapalım ondan sonra zaten o kısma geleceğim. Şimdi ilk olarak e, günün sonuçları, dünün sonuçları daha doğrusu. Fenerbahçe Opet 0, Vakıfbank 4 gidip de e, yani 3-0 yenilip uzatma altın setinde 4. yani yenilmek Fenerbahçe'ye yakışırdı. Ya ye, neyse. Fenerbahçe Beko da Yıldız'a 91-89 mağlup oldu. Uzatmalarda e, yenildi. Ancak Olympiakos Baskonya'yı yenince Fenerbahçe playoff'a kalması kesinleşti. İnşallah o zaman da sakatlar da döner. Her şey düzelir. Bugün Kayseri Spor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da kart sınırındaki yani hakeme sövse de, rakibi dövse de tekme atsa da, yumruk atsa da ne yaparsa yapsın asla sarı kart yemeyecek. Sarı kart sınırında olan futbolcular Icardi İnşallah ayağı sakatlar da 2-3 maçı yani oynayamaz. Yani adalet ilahi adalet olarak tecelli eder. Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Saka Boy, Barış Alper Yılmaz. Bakın arkadaşlar hani e, haftalarca bu arkadaşların yemediği katlar vesaire düşündüğünüz zaman ha, bir Alanya deplasmanına bunlarsız gitmeleri her şeyi değiştirebilir. İnşallah hem Kayserispor hem Alanya yenilirler de rahat ederiz. Icardi de adalet olarak yemesi gereken 3 maçı yemedi İnşallah Başka bir şey olur. Fenerbahçe'ye biz odaklanalım. Fenerbahçe'de dünün idmanında biliyorsunuz 15 Nisan Cumartesi akşamı Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde MK Ankara gücünü ağırlayacak olan Fenerbahçe'mizde maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürdü. Teknik direktörümüz Jorge Jesus'un hırslı bir şekilde yönetiminde yapılan antrenmanda salon kore çalışmalarıyla başlayıp sahada koşu ısınma koordinasyon çabukluk falan filan inter Milan antrenmanda bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım ama muhtemelen çekmemiştir e, futbolcuların forma numaralarında Valencia 8 numara giyiyordu yani yardımcı forvet rolünde e, Osterwolde de 3 numara giyiyordu. Yanlış görmediysem 2 numara o sahayı giyiyordu. Yani Osterwolde sanki ilk 11 başlayacak gibi. Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'ye yine burada bir uyarıda bulunacağım arkadaşlar. Nedir? Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Manuel atama yapılmıştı. Beşiktaş Trabzonspor derbisinde ise yani derbi değil de derbisindeyse bu sefer Manuel değil dijital yapılmış. Bu arada Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Koç şirketlerinde çalışıyor. Yok o Fenerbahçe maçından önce oluyordu. Volkan bayağı Baya arslan yönetecekmiş o maçı. Galatasaray-Yukatel-Kayseri spor maçında bu kritik maçta Mustafa Kürşat Filiz'i göreve vermişler. Niye? Ee, birilerinin etkisinde kalsın, korksun, doğru maç yönetemesin. Algıyla, çalgıyla, çengiyle Galatasaray'a kazandırsın diye bu hakemi vermişler. Yani Kayseri spordan bile korkuyorlar. Düşünün rakibimizin içinde bulunduğu durumu. Ee, ne diyelim? Allah Fenerbahçe kadar başlarına taş düşürsün. Fenerbahçe Ankara gücü maçına ise Atilla Karaoğlan vermişler. Ben Fenerbahçe'den bir, bir şey de bulunuyorum ricada. Varsa bizim siyah formamız ya da beyaz formamız yok da üretilme imkanımız varsa siyah ya da beyaz formayla çıkalım sahaya. Yumruk da atsak, kafa da atsak, küfür de etsek, ayağına da kaysak, başka bir şey de yapsak kırmızı vermez nasıl olsa, Ben sarıda kalıyorum der. Çünkü siyah beyaza karşı müthiş bir sevgisi olan Atilla Kara olan muhtemelen e, siyah beyaz formayla çıkarsak maç boyunca bizim lehimize kararlarda bulunacaktır. Ankara gücü beyaz formayla çıkacaksa bunu engelleyin. Çünkü beyaz forma, siyah forma bunlara çıkanlara destek oluyor maçın hakemi. Ona da dikkat etmek lazım. Antalya, Alanya, Tugay, Kaan, Numan oldu. İnşallah Antalya spor kazanır. Alanya spor hırslanıp Galatasaray maçını kazanır. Galatasaray Kayserispor inşallah Kayserispor kazanır. Şehrimin takımı, memleketimin takımı, güzel takım. İstanbulspor Başakşehir. İnşallah Başakşehir kazanır ama kazanırken 3-4 tane futbolcu sarı kart ceza sınırında sarı kart falan yer inşallah. Adana Demirspor Kasımpaşa. İnşallah Kasımpaşa kazanır. Yani Galatasaray kazanacağına Kasımpaşa kazansın. Fenerbahçe Ankara Gücü inşallah Fenerbahçemiz kazanır. Giresunspor Sivasspor ee, Yaşar Kemal uğurlu genellikle ev sahibine uğurlu gelir. Giresunspor alır gibi geliyor. Fenerbahçe'de Luan Perez endişesi diyor. Şimdi sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Kafalarda bir sürü soru işareti var. Ee, 15 Eylül 2022'de oynanan UEFA Avrupa Ligi 5. maçında, Ren maçında sakatlandı. Ve arkadaş ameliyat olmadan sahalara dönmesini sağlamaya çalışıyoruz denilmişti. Jesus böyle demişti. Yani her şey sonuçsuz kaldı. Ameliyat olursa yazın dur şeyi kaçıracak. yaz kampını. Ya nasıl bir şey? Arkadaş nasıl bir haram parayla aldık? Cao Pedro, Luan Perez bak ikisi de aslında şey yapılabilirdi. Nasıl anlatayım size? Brezilya'da yakın dönemde şey yapıldı. Transfer dönemi sonlandırıldı. Aslında yakın dönemde Brezilya'ya kiralanabilirdi bence. Pedro. Elki Perez de kiralanabilirdi. Ama olmadı. olduramadı. Hayırlısı olsun fakat iki isimde yüksek beklentilere sahip olan ama alçak katkılar veren isimler İnşallah kendilerine gelirler arkadaşlar. Jesus'tan 6 isme kırık not. Şimdi merak ettim. Jesus kara gümrük maçında süre verdiği 6 ismin performansından memnun kalmamış. Şimdi 3 puanı cebimize attık. Hakemi de yendik. Galatasaray'ın bayan geçtiği haftada galibiyetten ayrıldık. Öyle bir deplasmanda. 3 puanı de yazdırdık. Puan farkını 6'ya düşürdük. Ama Jesus'un birçok oyuncu performansına memnun kalmadığı diyor. Mesela Ezgican Alioski. 67 dakika oynadı. Memnun kalmadı diyor. Çok güzel. İnşallah kalmamıştır. William Arao 45 dakika oynadı. Memnun kalmadı. Ben de kalmadım. Serdar dursun 45 dakika, ben de kalmadım. İrfancan Kahveci 57 dakika ve Emre Mor 57 dakika. Bir de sonradan oyuna giren Cao ja Pedro sınıfı geçemedi diyor. Buna söyleyecek cümlelerim var da az sonra söyleyeyim. Bir varlar, bir yoklar demiş vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar arkamdaki tabloyu görüyorsunuz. Dergedeki tabloyu görüyorsunuz. Arkamdaki tablo iyi bir tablo. O tabloya dikkatlice bakalım. Nedir o tablo? Fenerbahçe'nin Ankara gücü maçı muhtemel 11'i ve yedekleri. Yani 10 tane yedek var orada. 11 tane as var. Aslında biraz daha yaklaştırma imkanım var mı? Yok sanırım. Yani en fazla şu kadar yaklaşıyor. Şimdi Altay Bayındır. İrfan Can'da yediği. E, ben ilk 11 oynatacağını düşünüyorum. Çünkü çalışmalarda göre Osterwolde. Atilla Salah'ı Samet kaydın ve o Samuel. Bunların yedekleri Alioski, Serdar, Nazım şeklinde. Orta sahada ben İsmail'i oynatacağını düşünüyorum. İsmail Zayt'sta çıkacağını düşünüyorum. Hem evimizde oynamanın verdiği avantaj hem Ankara gücüne karşı bir sistem, bir taktik düşüncesi olacağını düşünüyorum. Ara onun da e, taraftar tepkisi şu bu falan filan. Bir de Karagümrük maçındaki performansının yeterli olmadı. E, Crespo da biraz şu dönemde biraz şeyde. sürüncemede olduğu için. Crespo'yu da hani Nasıl anlatayım? Skor elde ettikten sonra belki orta sahayı muhafaza etmek için oyunu alabilir. İsmail Zayt'a çıkacağını düşünüyorum. Sağda Emre Mor, solda Rossi. İrfan Can'dan memnun kalmadı ama İrfan Can'ı bol bol orta açayım. Serdar Dursun'u pivot olarak kullanayım diye oynattı. Ben şunu söyleyeyim. Eğer e, taraftar tepkisini düşünüyorsa, ben takımıma bir şey katmak istiyorum diyorsa İrfan Can'ı da yedek tutar. Arao'yu da yedek tutar. Hani Rossi, Emre Mor, Zayt üçlüsü bence orta sahada gayet iyi bir ofans gücüne sahip olurlar. Hücum hattında Valencia ve Serdar Dursun. Arkadaşlar %100 kararı vermedi ama ben olsam Valencia'yı forvete, Arda Güler'i de forvetin arkasına koyarım. Var mı yoğun mu maçta ortaya dökerim. Rossi'nin yerine de Arda Güler olabilir. Ben Arda Güler'in şu an oynama ihtimalini hani ilk 11 ihtimali %49 görüyorum. Ama bu ne zaman netleşecek? Bu bugün netleşecek. Eee Jesus bu şekilde bir kadro sunuyor ortaya. Sonrasında bir bakıyorsunuz maç günü kadro değişiyor. Valla ben bir sürpriz ata oynayayım. Şu an çıkacağımız kadro bu gibi. Yani Valencia yedeği Arda, Serdar Dursun yedeği Pedro gibi. Bu Perşembe günü Jorge Jesus'un çıkaracağı 11 arkadaşlar. Perşembe günü karar verdiği 11. Ama ben bir sürpriz ata oynuyorum. Ankara gücü maçında Altay, Osay, Samet, Salayi Osterwolde, İsmail, Zayt, Solda Arda Güler. Sağda Emre Mor ya da solda Rossi. Sağda Arda Güler. O sağ Arda Güler oynatacağını düşünüyorum. Ee, sağ kanattan. Forvet'te ise Valencia Serdar Dursun şeklinde bir 11 çıkaracağını düşünüyorum. Hani Arda'yı ikinci forvet olarak oynatacağını zannetmiyorum Valencia ile birlikte. Ben bu şekilde de söylemiş olayım arkadaşlar. Bu arada tablo Fenerium'da mevcut. Duvara yapışıyor statik olarak. Ee, eğer almak isterseniz de tavsiyede bulunayım. Şimdi gelelim transfer haberine. Transfere girerken şöyle bir intro verelim. Evet sevgili arkadaşlar. 1 Olympiakos'ta Hames Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi. Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olympiakos Hames Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamış. Şimdi bakın. Bakın arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Kolombiyalı futbolcuyla yollanaydı 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kariyerinde Monaco, Porto, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi kulüpler var. Eylül 2022'de Olympiakos'ta anlaştı. 24 maça çıktı 5 gol attı. Hepinizin soracağı soru aynı olacak. Hocam işte kaliteyi arttırmak için alabilir miyiz? Yahu bu gibi isimleri almak risk. Niye anlamıyorsunuz? <laughs> hani kaliteyi arttırmak için değil. Bu gibi isimleri alırsanız yerle bir olabilirsiniz. Çok da iyi yere gidebilirsiniz. Yani çok da iyi yere de gidebilirsiniz. Yani sizde tutabilir. Ama sol ayaklı oyuncu 9 milyon euro transfer market bedeli var. Bundan önce de al, al Reyyan'da oynuyordu mesela. Oradan transfer etmişlerdi. Hani düşüşte bir futbolcu. 24 maça çıkmış, 5 gol, 6 asist, 1549 dakika. Açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Yani açıkça bir şey söyleyeyim. Tuhaf gelebilir ama bu istatistik bana çok düşüşte bir futbolcu gibi gelmiyor ya. Vallahi bilmiyorum bana hani ee, gülebilirsiniz, dalga geçebilirsiniz ama bu istatistik sanki alsan Fenerbahçe'de iş yapabilir bir futbolcu profili gibi geliyor bana. Ha yaş 31, Temmuz'da 32 olacak. O ayrı mesela ama hani Valencia'nın kankiştosu, hemşerisi, eltisi, görümcesi. Yok yok Valencia e, değil. Kolombiyalı. Hani Ekvator, Kolombiya o e, mevkidekiler uyum olarak birbirlerine çok iyi anlaşırlar. Hani bizde doğuda oluyor ya atıyorum ağrılı diyor benim Vanlı amcamın oğlu olur diye. Bunların hangi de öyle bir durumu var. Yani ben bir düşünülmesi taraftarıyım. Sizin kararınız fikrinizdedir. Hames Rodriguez 1. İkincisi Fenerbahçe'de sürpriz aday Raul Jimenez. İşte bu isim biraz karışık. Gelecek sezon çalışmalar başladı. Wolves'in Meksikalı golcüsü. Bakın bu da Meksikalı. Bu da emmisinin oğlu bunların. Yani Valencia'nın falan emmisinin oğlu. Raul Jimenez'i listesine aldı Fenerbahçe. Aslında biz bunu daha önce de listemize almıştık ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir tipine bakayım. Evet evet doğru hatırlıyorum. Wolves'la. Wolverhampton Wanderers değil miydi bu takımın adı ya? Şimdi sürpriz bir aday. Liste başı İngiltere'den Corvette Raul Jimenez. Meksika'dan TV Azteca'nın haberine göre Fenerbahçe'nin Meksikalı Forvet'le menajeri üzerinden temasa geçtiği ve görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ileri sürüldü. Bir kere görüşmelerde büyük aşama kaydedemeyiz. Şu anda Fenerbahçe'de belirsizlik hakim. Ee, bu olayı bir düzeltelim. Bunun bir üstüne düşelim. Bir belirsizlik hakim Fenerbahçe'de. Fenerbahçe çok ciddi diyor haberin devamında. Daha önce Beşiktaş'ın da istediği hatırlatmış. Ne Beşiktaş'ı? herkes istedi. Bu kez de bir başka Türk ekibi Fenerbahçe devrede rakiplerine göre daha ciddi duruyorlar falan filan. 415 maç 127 gol 56 asist. Atletico Madrid, Benfica formaları da giydi. Ha Benfica varsa tamam. 415 maç 127 gol 56 asist. Ee... Şimdi arkadaşlar bakın, ben bu haber külliyen yalan diyorum. Yani sorgulamıyorum bile. Kimseye de sormuyorum bile. Sormuyorum bile. Sebebi ne biliyor musunuz? Jesus'un sezon başında istediği forvetlerden bir tanesini söylüyorum. Mehdi Taremi. Çok istedi bu futbolcuyu. 18 Temmuz 92 doğumlu şu anda 30 yaşında. 20 milyon euro transfer market değeri var. Arkadaşlar adam ne ördü biliyor musunuz bu sene? Ne ördü biliyor musunuz? Ne yaptı biliyor musunuz? Bakın Rio Ave'den almışlar zamanla 4 milyon 730 bin euroya Porto. Biz alsak dalga geçersiniz. Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maç 3139 dakika süre, 23 gol 12 asist. Yani 35 gollük katkı. Ben size aykırı bir şey söyleyeyim. Eğer bu Fenerbahçe kadrosuna katılmış olsaydı ayvani bir gol sayısına ulaşırdı. Yani burada 35 yaptıysa bizde herhalde 60 falan yapardı. Sakatlık falan olmazsa. Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç 5 gol 2 asist. Portekiz Ligi'nde 27 maç 14 gol 7 asist. Anlatabiliyor muyum? Bir isteği Mehdi Taremiydi. Olmadı. İkinci isteğini söylüyorum. Jesus'un iki numaralı isteği Fran Navarro. Gil Vicente'nin forveti. Buna da alay ettiler. Dediler ki ala ala bu çöpü mü alıyor diye. O çöp var ya o çöp. O çöp bu sene ne yaptı biliyor musunuz? 25 yaşındaki İspanyol forvet. 36 maç, 3059 dakika, 17 gol, 3 asist. Yani Portekiz liginde 13 gol, 3 asisten oynuyor. Emin olun Fenerbahçe'de Jesus sisteminde daha da iyi olurdu. Hani bu iki isim ya da e, belki dembele olursa olur. Yoksa yok arkadaşlar. Fenerbahçe'de çifte ayrılık Emre Mor'un ardından bir İtalya yolcusu daha diyor. Ben haberi okumadan size peşin peşin söyleyeyim. Emre Mor'a hiçbir resmi teklif yok. Ama düşünenler var. İlgi mektupları yok ama düşünenler var. Transfer teklifi hazırlığında olan takımlar var. Şimdi Emre Mor'a İtalyan ekipleri talip oldu diyor. Ben İtalyan takımlarının Emre Mor'a talip olacağını zannetmiyorum. Ama Fenerbahçe Karagümrü'ye yendi. Şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan. Kimmiş talip olan Emre Mor'la ilgili? Torino ve Bologna demiş. İkisi de talip olmaz. Torino da, Bologna da talip olmaz ama geçmişteki hatalarından ders çıkart diyor. Beklenti 9-10 milyon euro diyor. İster misiniz bu haberi benim videodan sonra yapmış olsunlar? Yani oradaki bilgileri niye olmasın arkadaşlar ya? Bizim neyimiz eksik? Torino, Bologna istiyor. Fenerbahçe 9-10 milyon euro. Bir ayrılık daha. 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo ile oynanan hazırlık maçında tekrar sakatlanan Joao Pedro uzun süre takımdan ayrı kalmış ve 19 Mart'taki Alanya maçında sağlara dönmüştü. Brezilya İtalyan oyuncuyu bu sakatlığın fazlasıyla etkilediği görülürken Fenerbahçe yönetimi de flash bir karar almış. 4,5 milyon euroya transfer edilen 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki Santrafor ile sezon sonunda yollar ayrılacak diyor. İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa takip ettiriyor. Devre arasında bir teklif geldi. Cao Pedro için. Bak ben bunu da anlatayım size. Dediler ki ücretsiz kiralayalım. Maaşını biz ödeyelim. Biz de dursun. Biz de mal gibi dedik ki ücretsiz kiralayın. Maaşını siz ödeyin. 7 milyon euro zorunlu opsiyon. Allah aşkına bak. Nasıl bir futbol aklımız var. Ben size bir şey söyleyeyim. Bana bugün atıyorum kafadan atıyorum. Brezilya liginde lig devam ediyor olsun. Kafadan atıyorum. Cao Pedro ile Luan Perez'e bize kiralık verin. Maaşlarını biz ödeyeceğiz. Temmuz 1'e kadar bizde kiralık dursunlar desinler. Ben kabul ederim. Lan ligde zaten yararlanamayacağım. Yani dığdığının dığdığısı. Bak şu ve King iyileşirse zaten dığdığının dığdığısı töbe sıra gelmez. İkisinden yararlanamayacağım. Lan gönder git. Futbol aklımız çıktı 7 milyon euro. Lan ne 7 milyon eurosun? Neyin peşindesiniz. Neyin derdindesiniz? 7 milyon euro etmez. Size birisi sapladı, kitledi. Oyuncu da sakatlandı. Sakatladıktan sonra aman bu topa girmeyeyim, aman bu topa girmeyeyim diye. Ya etmeyelim eleme. 20 maçta görev almış Pedro. 2 gol, bir asist. Ha şunu söyleyeyim. Futbol aklı olarak, yetenek olarak iyi bir futbolcu ama ben de iyi bir futbolcuyum. Ya ben de iyi bir futbolcuyum ama yani bedenim Beynimle ortak çalışmıyor. Yani beynimin yap dediğini bedenim yapamayabilir. Unutabiliyor muyum? Pedro da aynı şeyin içerisinde. Yani Mustafa Hoca bugün e, neyse, Cav Pedro da aynı konumda. Hocam peki nasıl geliştireceğiz? Arkadaşlar çok iyi, kütür kütür bir hazırlık kampı geçirecek. Yazında kendine bakacak. Hırslanacak, edecek, güçlenecek. Yani başka bunun çaresi yok. İtalya gibi sert birlikte sakatlanmayan adam. O da sakatlık yaşamayan adamın. Türkiye Ligi'nde bu sakatlığı yaşaması ya bunun adı Fenerbahçe şeyliği. Başka bir şey değil bu. Ben bugün şunu söyleyeyim. Ee, bir şeylerin de lehimize dönmesi lazım ya. Yani inşallah bir şeyler lehimize döner. Ben mesela arkadaş ortamında konuşurken falan söylüyorum. Diyorum ki ya Fenerbahçe bir şampiyon olsa diyorum. Her şey değişir. Ülkedeki her şey değişir. Çünkü Fenerbahçe ne zaman şampiyon olmuş, ne zaman durumu iyi gitmiş, Ülke refah içerisinde. Dolar düşmüş, euro düşmüş, insanların mutluluk refah seviyesi artmış vesaire vesaire. Yani e, kendimiz için istemiyoruz. İnsanlık için istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? İnsanlık için istiyoruz. Hakkımızda ayrısı olsun arkadaşlar. E, Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu arada Batshuayi e, ve King kadroda olabilir. Batshuayi kadroda olabilir ama ilk 11 oyuncağını zannetmiyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bunu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya bir beğeni atarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.